Herkese merhaba. Bugün yaz bitmeden gardıroplarınızı şenlendirecek şahane bir parçayla karşınızdayım. Ama bu sefer biraz farklı bir şey yapacağız. Çünkü kalıp çıkarmakla, pens yapmakla ilgili çok temel bilgiler vereceğim size. Dikimi çok kolay giyiniyor, çok keyifli olan bu parçanın dikimini merak ediyorsanız kanalıma hoş geldiniz. Bu parça ve türevlerini mağazalarda çok çeşitli fiyatlara bulabilirsiniz. Ama biz tüketmiyoruz, üretiyoruz ve bunu da çok ucuza yapıyoruz. Lafı çok uzatmadan dikişe başlıyorum. Ama öncesinde güzel bir haberim var size. Artık her hafta yeni yeni içeriklerle karşınızda olacağım. Çok daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve birbirinden farklı içerikleriyle Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Hazırsanız başlıyorum. Elbisemizi oluştururken yine bir bluzdan faydalanacağız. Bu yüzden bluzumu giydikten sonra yakamın derinliğini tişörtüm üzerinde işaretliyorum. Daha sonra ise askı yerlerimi belirliyorum. Son olarak ise sırt açıklığımı işaretliyorum ve artık kalıbımı kumaşıma aktarıyorum. Anlatımı daha kolay olması için şablonlardan faydalanacağım. Öncelikle kumaşımı kumaş katında katlıyorum. Sonrasında ise işaretlemeleri yaptığım tişörtümü kumaş katına paralel olacak şekilde yerleştiriyorum. Ben elbisemin biraz dalgalı olmasını ve geniş olmasını istiyorum. Bu yüzden bluzumun kumaş katıyla kumaşımın kumaş katını birebir denk getirmiyorum. Aralarında belli bir açı bırakıyorum. Bırakmış olduğum açı ne kadar geniş olursa o kadar çan bir elbiseye sahip olurum. Açımı da belirledikten sonra bluzumun kumaşının üzerine iğneyle sabitliyorum. Şimdi ise yakada ve koltuk altında belirlemiş olduğum noktaları kumaşıma işaretliyorum. Elbise boyumun ne kadar olacağına karar veriyorum. Daha sonra bu boyu koltuk altından aşağı gelecek şekilde kumaşımın üzerinde işaretliyorum. Tüm işaretleme ve aktarım işlemlerini yaptığımda ön parçam böyle olacak. Ama ben üst bedenimin bedenime çok iyi oturmasını istiyorum. Çünkü özellikle bu tarz askılı yakalarda eğdiğiniz zaman biraz frikik gösterme ihtimaliniz var. Ve ben bu ihtimali ortadan kaldırmak için elbiseme pens ekleyeceğim. Bunun için izlemem gereken yöntemler şu. İlk olarak faydalanmış olduğum bluzun koltuk altından yukarıya 1 cm'yi işaretliyorum. İşaretlemiş olduğum ölçüye göre yeni kavisimi oluşturarak yeni koltuk altı hattımı oluşturuyorum. Daha sonra bu hattın en uç noktasından aşağıda 3,5 cm'yi işaretliyorum. İşaretlemiş olduğum nokta benim pensimin merkezi. Pens merkezimden içeriye doğru 10 cm'de pensimin derinliği olan noktayı buluyorum. Toplamda pens kalınlığımı 2 cm yapacağım. Dolayısıyla bu noktanın 1 cm yukarısında ve aşağısında yeni noktalarımı işaretliyorum. Oluşturmuş olduğum bu ikinci noktaları da pens uzunluğumun en uç noktası ile birleştirdiğimde toplamda 2 cm genişliğinde ve 10 cm derinliğinde bir pens elde etmiş olacağım. Bu işlemi az önce kalıbını oluşturmuş olduğumuz parça üzerine nasıl oluşturduğumu sırasıyla gösteriyorum. Arka parçayı da ön parçaya benzer şekilde işlemlerle gerçekleştiriyorum. Ben koltuk altı bitiminde dümdüz bir sırt açıklığı istiyorum. Arka beden için koltuk altından aşağıya 70 cm olan elbise boyumu işaretliyorum. Yine bluzumdan faydalanarak kumaş katına bluzumu açılı bir şekilde yerleştiriyorum ve arka parçamın son formunu veriyorum. Artık ön ve arka parçam bitti ve kumaşlarımı kesiyorum. Görmüş olduğunuz parça ön parçam, bu ise arka parçam. İlk olarak ön parçamdaki penslerimi kapatıyorum. Birleştirme işlemi için öncelikle ön parçamı açıyorum. Daha sonra arka parçamı da yüz yüzüne gelecek şekilde ön parçanın üzerine yerleştiriyorum. Şimdi ise her iki taraftaki yan dikişleri dikmek için iğneleme işlemi yapıyorum. Daha sonra buraları dikeceğim ve sürfilesini yaparak yan dikişlerimi dikiş işlemini bitireceğim. Şimdi ise askılarımı oluşturacağım. Bunun için kumaşımı yüz yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum.
ve genişliği 1 cm'den daha az olacak şekilde düz bir dikiş çekiyorum. Daha sonra parçamı dikişin sınırına gelecek şekilde kesiyorum. Şimdi ise size askıları oluşturmak için çok kolay bir yöntem göstereceğim. Elinizde bulunan bir iğneyi iplerinizi geçirin ve ucuna düğüm yapın. Daha sonra askınızın açıklığını bu ipliği birkaç kere dolandırarak aslında kuvvetli bir şekilde iğnenizle askınızı birbirine tutturun. Daha sonra iğnenizin arka kısmını askınızın boşluğundan içeriye doğru geçirin ve adım adım tünel içerisinde ilerletin. İşlemi devam ettirdiğimde artık iğnemi tünelden çıkarmış oldum ve yavaş yavaş ipliğimi çekerek tünel boyunca askımın tersini yüzüne getiriyorum ve tamamen çektiğimde ise artık askım ters dönmüş oluyor. Dikmiş olduğunuz parçalarınızın yaka kısmını içeriye doğru kıvırarak dikin. Daha sonra ise askılarını taktığınızda artık elbiseniz bitmiş olacak. Ama ben elbisem viskon olduğu ve iç gösterdiği için bir de astar eklemek istedim. Astar yapacağınızda ön ve arka parçadan birer adet daha kesmeniz gerekir. Aynı ön bedende olduğu gibi astarınızı da dikiyor olmanız ve daha sonra içeriye doğru kıvırıyor olmanız gerekiyor. Ben burada parçamı önceden hazırlamıştım. Görmüş olduğunuz beyaz parça elbisemin dışı ile birebir aynı parça. Parçalarımı yüz yüzüne gelecek şekilde diktim. Astarımla gövdemi yaka kısmına tamamını dönecek şekilde dikiyorum. Daha sonra astarımı çıkartıp parçamın içerisine geçirerek ters çeviriyorum. Ters çevirme işlemini tamamladığımda elbisem bitmiş olacak. Burası ön yüzüm, burası ise dikmiş olduğum astar. Şimdi yapmam gereken şey astarımı alarak elbisemin içine sokmak. Ve voilà, elbisem hemen hemen bitti. Biraz tırnak ütüsü yaparak elbisemin ön ve astar parçasını iyice birbirine yerleştiriyorum. Şimdi geldik işin en heyecanlı yerine, askıları eklemek. İşaretlemiş olduğum askı yerlerine askılarımı iğneyle tutturuyorum. Daha sonra makinayla zikzak geçiş yaparak bu askıları burada sabitliyorum. Aynı işlemi arka parça için de gerçekleştiriyorum. Artık askılarımı da taktım ve parçam giyime hazır. Giymek istediğimde tek yapmam gereken omzumda çok tatlı fiyonklar oluşturmak. Ve son dokunuşa geldik. Etek ucu. Hem astarımda hem de etek ucumda parçalarımı üst üste iki kat katlıyorum. Ve tüm etek ucu boyunca dikiyorum. Artık elbisem bitti. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Artık her hafta ve yepyeni içeriklerle karşınızda olacağım. Hazır sonbahar sezonu da yaklaşırken bana fikir vermek isterseniz ve diktiklerime de göz atmak isterseniz Instagram'dan benimle iletişime geçebilirsiniz. Çok daha fazlası için kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler, görüşmek üzere.